üzere Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitki üretiminin ve kozmetik ürün ham maddesinin en önde gelen üretim merkezlerinden birisi konumundadır. Ülkemizin gül üretiminin yaklaşık %95'i, kişniş üretiminin %89'u, ada çayının %64'ü, rezene bitkisinin %83'ü ve lavanta üretiminin %38'i bölgemizde yapılmaktadır. On binlerce çiftçi ve onlarca sanayi firması söz konusu sektörde faaliyet göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, söz konusu sektörün bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkısını artırmak üzere çeşitli politikalar geliştirmekte, stratejiler belirlemekte ve uygulamaları finanse etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi kurmamızın temel gerekçesi, bölge sanayicisinin üretmiş olduğu ürünlerin ve tıbbi ve aromatik bitki ham maddelerinin analizlerini gerçekleştirmek, akredite bir merkezde testlerinin gerçekleştirmesini sağlayarak özellikle Asya Pasifik bölgesinde ihracat potansiyelini daha iyi bir şekilde değerlendirilmek hedeflenmiştir. Söz konusu kurmuş olduğumuz merkezle daha önce yurt dışında gerçekleştirmiş olduğumuz analizlerin, sanayicinin gerçekleştirmiş olduğu analizlerin önemli bir kısmını bölgemizde yapabilir hale gelmiş olduk. Bu bize iki şeyi kazandırdı. Birincisi zaman kaybının telafi edilmesi, ikincisi ise maliyetlerin minimize edilmesi. Her geçen gün yeni çiftçiler sahaya çıkıyor. Bunlardan bazıları bize analiz yaptırdı. Ben bir yerde yanlış yapıyorum ama bu yanlış nerede? Bunu görmek istiyorum. İçerik analizi yaptırabilir miyiz? Şeklinde geldi bize. İçerik analizini gerçekleştirdik ve proseste karşılaştıkları ve yanlış uyguladıkları kısımlar hakkında kendilerine bilgi verdik. Bilgiden sonra belli bir kalite artışı yakaladı çiftçilerimiz. Daha önce ürün satmakta zorlanan çiftçilerimiz daha kolay ürün satar hale geldi. Daha yüksek kazanımlar elde eder hale geldi. Geçmişe göre günümüzde BAKA gibi ajanslar sayesinde araştırmalar yapılıp gülün değeri geçmişe göre daha fazla arttı. Bunu paralel olarak da ekonomik gelirimiz de arttı. Eskiden gül yağı ve gül suyu sadece kozmetik için verilip satılırken tüccarlarımıza, şimdi bunun yanında gıda sanayiye, ilaç sanayiye de hakim olmaya başladı gül. Biz şirket olarak Isparta'da gülün hem tarımını hem arkamızda gördüğünüz gibi yağ endüstrisinden istifade ediyoruz. Hem de bu ürünlerden katma değerli kozmetik ürünler yapıyoruz. Isparta'da gülcülük 100 yılı aşkın süredir var. Arzu ediyoruz, hayal ediyoruz ve çok istiyoruz ki gelecek nesillerde de gülün serüveni şehrimizde devam etsin. Eskiden birkaç ürün satıp gelir elde ederken şu anda yüzlerce çeşit ürünümüz var. Onun sayesinde daha fazla gelirimiz arttı. Yani o sayede daha fazla çeşitlilik veriyoruz. Türkiye'ye gönderiyoruz, dünyaya gönderiyoruz bu ürünü. Kırsal turizmin hareketliliğinin sağlanması amacıyla gül hasat döneminde bir turizm hareketliliği hayata geçirmiştir. Yüz binlerce kişi gül ve lavanta hasat döneminde bölgemizi ziyaret etmekte, hasat faaliyetlerine katılmakta, lavanta suyunun, gül suyunun çıkarılması safhasına dahil olarak deneyim yaşamaları da sağlanmış oldu. Kendi elleriyle ürettikleri ürünleri de satın alarak geri dönmeleri sağlanmış oldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle başta gül olmak üzere tıbbi aromatik bitkilerin araştırma geliştirme çalışmaları için laboratuvarlar kuruldu. Gıda ve kozmetik sektöründe yüksek verimlilik ve rekabet gücünü arttırıcı adımlar atıldı. Yurt dışında yüksek maliyetlerle yapılan analizlerin yerli ve milli imkanlarla yapılması sağlandı. 2020 yılında sadece gül yağı üretimi 17 bin tonu aştı. Bu rakam Türkiye'deki toplam üretimin %95'ine denk geliyor. Hedef, yeni yatırımlarla sektörün dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamak.